Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi toplantı salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşti. Meclise sunduğu önerge sonrasında söz olarak kürsüden konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Tahir Abuş'tan, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a Atatürk Bulvarı ve Anadolu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta geçmiş dönemde yapılan Mardin taşından yapılmış fıskiyenin yıkılıp yerine Atatürk Anıtı'nın yapılmasına tepki gösterdi. Meclis toplantısının büyük bir kısmında Mardin taşından yapılan fıskiyenin tartışması adeta öncelikli gündem oldu. Ama Beylikdüzü'nde vatandaşlarımızın paralarıyla yapılmış bir çalışmaydı. Burası bir gün ansızın bir gece baktığımızda toplantıdayız. Basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Birkaç kişi sürekli arama yapıyor. Dedim ki herhalde ilçede sıkıntılı bir süreç var. Yani taşın yıkılacağından veya Beylikdüzü'nde böyle bir çalışma olacağını bilsek onunla ilgili olduğunu tahmin edebiliriz. Birkaç tanesiyle görüştüğümde Mardin taşının yıkıldığını ifade ettiler. Ama tabii buraya gelene kadar bunun bir hazırlık süreci var. Hiçbir arkadaşımızdan meclis üyelerimize genel bilgi tek tek vermeye gerek yok. En azından nezaketen ilçe başkanımız veya grup başkan vekili olarak bana ulaşıp böyle bir çalışma yapılacak denebilir. Biraz önce ifade ediyoruz ya, işte biz açığız, biz istişareyle götürüyoruz, biz bunlara önem veriyoruz. Evet, ekranlarda söylüyoruz. Söylemek önemli değil, uygulamak önemli. Uygulama işine gelince şu ana kadar 17 aylık bir süreçte sınıfta kalınmıştır. Beylikdüzü'nde vatandaşımız 2014'te de 2019'da da kararını verdi. Ben daha önceki dönemlerde grup başkan vekilliği yapan arkadaşlarına da söylüyordum. Siz böyle konuştukça biz Beylikdüzü'ndeki oy farkını 17'den 27'ye şimdi zannediyorum 100 bin lira falan ulaştıracağız. Sadece yapılanları görmezden gelmek, canlı yayın olduğu için tribün yapmak çok doğru değil. Kürsüde yaptığı konuşmayla Cumhuriyet Halk Partisi grubunun tepkisini çeken Abuş'a, belediye meclis üyesi ve başkan yardımcısı Mülayim Demirtaş türbün yapma çıkışında bulundu. Kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Abuş, belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'ın göreve geldiği süre içinde hiçbir çalışma yapmadığı ve kentte hala yapımın değil yıkımın devam ettiğini söyleyerek türbün yapma uyarısına atıfta bulundu. Başkan Çalık sitem ederek aşk olsun yapılan çalışmaları size gezdirmek boynumun borcu olsun yanıtını verdi. Mardin taşının diyor, evet diyor, ben yıktım diyor. Arkadaşlar zaten yapılan bir şey yok, yıkım devam ediyor diye görüyoruz. O zaman bu türbin olsun biraz. Aşk eğer olsun. Türbin diyorsanız. Aşk yani, olsun yapılanları şu, size gezdirmek de benim boynumun borcu yok, olsun. Yok ifade ederim, ben biraz net ifade edebilirim. Yani geçmiş meclislerde doğru olan şeye teşekkür etme yeteneği de olan bir arkadaşınızım. Tamam. Ben de aşk olsun diyorum. Beylikdüzü'nde yapılanları gezdirmek benim boynumun Sayın başkanım, borcu. Başkanım devam edeyim isterseniz. Ama ben, Tahir Bey bakın.